Ankara'dan geliyorum. İlk kez geliyorum buraya. Yeri gölleri sosyal medyadan seyahat ve gezilecek yerler olarak araştırdığımda çoğu kez karşıma gelmesine rağmen bir türlü gelmeye fırsatım olmuyordu. Bir cumartesi pazar da olsa bir gece burada çadır kurup buranın tadını çıkarmak istedim ve gayet de güzel olarak buldum burayı. Diğer gittiğim yerlere kamp olarak ilk defa burada yapıyorum ama piknik olarak çoğu yerleri, Türkiye'nin çoğu yerlerini gördüm ama burası kadar güzel ormanlık bir yer yok yani. Çünkü diğer gittiğim yerlerden her yerde ormana kalan küçük şey var ama bu kadar geniş ormanlığı ben ilk defa burada gördüm. Çok güzel bir yer. Mangal yakmayı, ateş yakmayı bunu tabii anlarız, saygıda karşılarız ama piknik tüpü biraz sanki saçma gibi oldu. Çünkü hani buraya gelen insanlar zaten çayını demlemek, şu güzel bir ortamda çayını içmek ister. Onun için piknik tüpünü yasaklamak biraz mantıksız bence. Elektrik biraz büyük bir eksiklik. Mesela şişme yatağımız var. Elektrikle çalıştırmamız gerekiyor. Ama elektrik olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz o konuda. Yani elektrik olabilir ve en azından piknik tüpü müsaade edilebilir diye düşünüyorum. Aynı konuda şimdi bizim menemen yapacaktık falan. Bilinip aynı şekilde piknik tüpü çok ihtiyaç olan bir şey. Bir de kamp alanları çok sınırlı, sıkıştırılmış. Yani birbirinin iç içe girmiş. Mesela şuradan az öteye gidiyorsun, kamp yapamazsın. Yani çadır kuramazsın orada. Böyle iç içe kaldık burada. O da bir sıkıntı aslında. Onun haricinde bir sıkıntı yok şu anlık. Herkesin gelmesi gereken gibi geldi. Türkiye'de yaşayan herkesin burayı görmesi lazım. Trabzon'da merkez, Trabzon merkezde. Trabzon'da da var böyle yerler aslında, Uzungöl olsun falan. Yani herkesin burayı bir görmesi lazım. Trabzon'un doğası bozulmuş, Uzungöl'ün doğası bozulmuş ama buranın doğası bozulmamış. O yüzden herkesin burayı bir görmesi lazım. Rica ederim. Yedigölleri biz her sene geliriz buraya. Çok güzel, doğası bambaşka, havası güzel. Her sene gelir 15-20 gün kalırız burada. Düzce. Ben de çok beğendim burayı. Çok güzel havası. Her şeyi çok güzel, doğal. Buranın havasını çok bana iyi geldiği için beğendim. Çok güzel bir yer. Kafa dinlemeye, havası güzel. İnsanlar iç içe, hep beraber. Gece yoğun, normal, soğuk olmuyor. Burada akşam mesai bitene kadar ateş yakma, tüp dahi yakamazsın. Çay, kahve içemezsin. Yemek yapamazsın. Hazır yemeğin olsa oturur yersin. Mesai bitiminde sadece tüp yakarsın burada akşam. Bir sabah ona kadar kahvaltını da yapabilirsin. Öbür sabah kahvaltını yaparsın. Ondan sonra mesai bitmiş oluyor. Devam ediyorsun. Daha yakamıyorsun. Normal yani, ateş yanmaması çok güzel bir şey. Yoksa duman, iz, kokudan duramayız burada. Yani doğayı korumamız gerekiyor. Ben Bursa'dan geliyorum. Burayı internette görmüştüm. Çok meşhur bir yer olduğunu görmüştüm. Gayet yeşillik bir alan. Bu ikinci gelişim. Hem kamp alanı, hem yeşilliği, hem de işte balık tutma da serbest birkaç gölde. O yüzden burayı tercih ediyorum. Şu ana kadar eksik gördüğüm herhangi bir şey olmadı. Her şey kullanışlı. Belki birkaç tane daha kafe ya da tesis eklenebilir. Ateş yapma konusunun geliştirmesine sıcak bakmıyorum. Tabii ki doğaya dikkat etmek gerekiyor. Duş sorununa da açıkçası öyle bir problem yaşamadım. Çünkü hiç hani uzun süreli kalmadım burada. Yaşayanlar muhtemelen haklıdır. Gece dönüyor muyuz? Mangal. Akşam 8'i bekliyoruz. Sınavlı. Kampoyu. Bir tüp yapmak kesinlikle yasaktır. Test edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanacaktır. Karavan, otokaravan, girişi ve konaklaması yasaktır. Çöplerinize izlenin.